Kimi maddeler doğanın bize sunduğu şekillerde günümüzün en değerli şeyleri arasında yer alırken, kimileri farklı amaçlarla kimyasal bir dizi işlem uygulanarak oluşturuluyor. Elbette elmas, altın ve farklı alışımlarla oluşturulan maddelerin fazlasıyla pahalı olduklarını biliyorsunuzdur. Ancak adlarını o kadar sık duymadığımız oldukça pahalı maddeler de bulunuyor. Bu videoda adını çok az duyduğumuz ve muhtemelen sizi zengin edeceğini bilmediğiniz madde ve nesneleri bir araya getirdik. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Plütonyum. Plütonyum dünyadaki en radyoaktif ve zehirli maddelerden biridir. Atom bombalarında ve nükleer enerji üretiminde kullanılır. Doğada çok nadir bulunduğu için nükleer reaktörlerde suni olarak elde edilir. Devasa enerji potansiyeli sebebiyle kitle imha silahı olarak kullanılmıştır. Gram maliyeti 6000 dolardan başlıyor. 1 kilogram plütonyumun enerji potansiyeli 20 milyon kilowatt saat ısı enerjisiyle eşdeğerdir. Plütonyum insan sağlığı ve çevreye oldukça zararlı ve zehirli bir maddedir. Çok tehlikeli bir madde olduğu üzerindeki çalışmalar için özel aygıtlar ve kıyafetlerle yapılır. Yayılıp çevreye zarar vermemesi için de çok güvenli bir ortamda korunması gerekir. Peinite. Peinite dünyanın en nadir minerallerinden biridir. Yerini tespit etmenin zorluğuna göre fiyatı değişkenlik gösterir. Takı üretiminde kullanılmasıyla bilinir. Gram maliyeti 9000 ile 300 bin dolar arasında değişiyor. Sadece 100 gram bulmanız demek büyük bir servete sahip olmanız için yeterli olacaktır. 1954 yılında ilk kez Burma'da keşfedilmiştir. Bor, zirkonyum, alüminyum, kalsiyum ve ayrıca az miktarda krom ve vanadyum içeren bir mineral kristalidir. Kahverengi, turuncu ve kırmızı renkleri de bulunur. Bu renklerin oluşumu içindeki demir miktarına göre belli olur. Psikolojik hastalıklara iyi geldiği de söylentiler arasındadır. Grandidrite. Gram maliyeti 10 bin dolardan başlayan bu madde çoğunlukla Madagaskar'da bulunuyor. Bu mavimsi yeşil mineral pleochroik ve mavi, yeşil ve beyaz ışık iletebilir. Özellikle lüks mücevher üretiminde kullanılır. İlk keşfinden beri grandidrite örnekleri Malawi, Namibya ve Sri Lanka dahil olmak üzere dünya çapında yalnızca birkaç yerde bulunmuştur. Binlerce yıl önce tükenen bir fil kuşunun kalıntıları nedeniyle oluşan bir taş olması onu farklı kılmaktadır. Başlangıçta bu taşın serendipit olduğunu düşündüler. Ancak daha yakından incelediklerinde tamamen yeni bir taş olduğu sonucuna varıldı. Solaris. Solaris'in dünyadaki en pahalı ilaç olduğu söyleniyor. Ölümcül bir rahatsızlık olan hemolitik böbrek sendromu tedavisinde kullanılır. Bu hastalık kırmızı kan hücrelerini yok etmesiyle biliniyor. Gram maliyet 13.800 dolardan başlıyor. Solaris, pıhtı oluşumu, baş ağrısı, nefes darlığı gibi durumlarda hastaya yardımcı olur. Solaris, kan hücrelerinin yaşam sürelerini organize eden bir proteine bağlıdır. Bağışıklık sisteminde doğal olarak bulunan bir antikor gibi davranır. Tüm bu ilaçlar ciddi araştırmalar sonucu koyulan teşhisler sonrasında doktor kontrolünde verilmektedir. Tafayt taşı. Temelde sınırlı miktarda bulunan tafayt çok değerlidir. Tafayt kırmızıdan mora kadar renk çeşitli renklerde bulunabilir. Takı üretiminde kullanılır. İrlanda'da 1945 yılında keşfedilen ve adını keşifi Kant Tafayt'dan alan değerli taş sıklıkla yakut ile karıştırılmaktadır. Uluslararası Mineraloji Derneği tarafından Magnesia Tafayt 2N2S olarak adlandırılan taş, florit, mika, spinel ve turmalin ile birlikte karbonat bazlı kayaların yanında oluşmaktadır. Nadir bulunan bu değerli taş farklı renklerde olabilmektedir. Tafayt için bilinen renkler kırmızı, mor, mavidir. Gram maliyeti 20 bin dolardan başlıyor. Tritium. Tritium nükleer reaktörlerin kalbini dolduran, aynı zamanda dünyadaki en pahalı malzemelerden bir tanesidir. Süper ağır bir hidrojen türüdür. Aynı zamanda bazı nükleer silahların da önemli bileşenlerindendir. 1934 yılında çok hızlı döteryum çekirdeği ile döteryum bileşiklerinin bombardıman edilmesi sırasında nükleer transmutasyon ürünü olarak keşfedildi. Kimyevi özellik bakımından hidrojene benzer. Fakat fiziki özellikleri hidrojeninkinden farklıdır. Tritium atmosferde hidrojenin 1018'de biri kadar bulunur. Atmosferdeki tritium, kozmik ışıkların meydana getirdiği hızlı nötronların, protonların veya mesonların azot ile reaksiyonundan meydana gelir. Yeryüzünün mevcut tritium miktarı yaklaşık 1 kilogram tahmin edilmektedir. Gram fiyatı tam 40 bin dolardan başlıyor. Elmas.
Saydığımız maddeler içerisinde en bilindik olan şüphesiz ki elmas. Elmaslar yer kabuğunun ve üst montonun derinliklerinde yoğun sıcaklıklar ve basınçlar altında oluşurlar. 5 karat elmas 55 bin ile 108 bin dolar arası değişiyor. Tarihte bilinen en büyük mücevher Güney Afrika'da çıkarıldı ve 3106.75 yani 6.21 kilogram ağırlığına sahip Cullinan elmasıydı. Bu elmas çıkarıldıktan sonra İngiltere'ye getirildi ve 7 ana parçanın yanında 96 küçük parçaya ayrıldı. Günümüzde Cullinan'ın ana parçalarına İngiliz kraliyet ailesi sahiptir ve kraliyetin sahip olduğu parçaların değeri 2 milyar dolar olarak tahmin edilmektedir. Kalifornium. Sembolü CF, atom numarası 98 olan radyoaktif metalik bir kimyasal element kalifornium, ilk kez 1950 senesinde Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'deki laboratuvarda küriyumun alfa parçacıkları ile bombardıman edilmesiyle üretildi. Altın ya da gümüş arama çalışmalarında nötron kaynağı olarak kullanılmasının yanı sıra nükleer reaktörlerin başlatılmasında fisyon parçacıkları kaynağı olarak da kullanılır. Değeri 27 milyon değeri aşan madde, çıplak gözle görülebilecek miktarı üretilebilen ikinci elementtir. Stratejik kullanımı nedeniyle üretimi limitli yapılan kaliforniyum sadece Amerika ve Rusya'da üretiliyor. Kaliforniyum oda sıcaklığında hava ile temas ederse yavaşça matlaşır. Nükleer reaktörlerin başlatılmasında kaliforniyum kullanılabilir. Ayrıca nötron saçılması ve nötron spektroskopisi ile madde araştırmalarında da nötron kaynağı olarak kullanılır. Bunların dışında kaliforniyum daha yüksek atom ağırlığına sahip elementlerin sentezisinde kullanılır. Mermiden daha küçük bir kaliforniyum atom bombası 10 ton TNT gücündedir. Endohedral fullerenes. Endohedral fullerenes aynı atomlardan oluşan bir kafesin orta kısmında farklı bir atomun bulunmasıyla oluşan özel bir moleküler yapı. Fullerenes yani bizim kafes olarak adlandırabileceğimiz kısım karbon atomlarından oluşuyor. Üretiminin son derece zor olmasından dolayı değeri 160 milyon dolardan başlıyor. Oldukça hassas atom saatleri için kullanılan bir karbon izotopudur. Zamanı en doğru şekilde ölçmek için kullanılır. Eğer kötü amaçlı kullanırsa dünyayı bile yok edecek bir güce sahiptir. Antimadde. Şüphesiz ki sıralamanın en pahalı ve en ilgi çekici olanı antimadde, maddenin ters ikizidir. Paul-Dirac denklemiyle ortaya çıkmış ve daha sonraki gözlemlerle de varlığını kanıtlamıştır. Big Bang kuramına göre evren bir toz bulutu iken madde ve antimadde etkileşim haline girer ve bu iki elementin çarpışması sonucu ortaya çok büyük bir enerji çıkar ve ortaya çıkan bu büyük enerjiyle evren büyümeye başlar. Tarihi tam olarak bilinmese de Sibirya'ya antimadde parçasının çarptığı düşünülmektedir. Yapılan son araştırmalara göre fırtınaların üzerinde karşıt madde oluşmaktadır. Fermi Uzay Teleskopu'yla gözlemlenen bulgu, karşıt maddenin ilk kez doğal yollarla bu insanlık tarihi boyunca bilinen en pahalı maddesi olarak geçiyor. Ancak bu maddeyi çok istesek de tam anlamıyla üretemiyoruz. Dakikada 10 milyon antiproton üretsek dahi 1 gram antimaddeyi üretmeniz tamı tamına 100 milyar yıl sürecek. Teknoloji çok hızlı gelişmesi gerekiyor. Eğer başarırsak bu maddeyi gelecekte uzay araçları için yakıt olarak kullanabileceğiz. Akrep zehri. Pahalı olduğunu bilmediğiniz çok ilginç bir şey ile devam ediyoruz. 8 bacaklı akrebin avını yakalamak, etkisiz hale getirmek için kullandığı bir çift pedialpi ve sonunda zehirli iğne bulunan dar segmentli bir kuyruğu vardır. Akrepler bu zehri avını sakatlamak, etkisiz hale getirmek ve diğer avcılara karşı kendilerini savunma amacıyla kullanıyor. Akrep türlerinden sadece 20 tanesinin zehri ölümlere yol açmakta. Bu zehirlerin yararlı olduğu durumlar da var. Bağırsak iltihabı, multiple sclerosis ve romatoid artrit gibi hastalıkların tedavisinde de kullanılıyor. Hem yararlı hem de ciddi şekilde zararlı olan bu zehrin sadece 1 litresi 10 milyon dolar. Kral kobra zehri. Kral kobra zehri dünyanın en pahalı şeylerinin başında yer alır. Bu zehir dünyanın en tehlikeli ve bulunması güç olan bir yılanında bulunuyor. Bu yılan genellikle insanlarla karşı karşıya gelmekten kaçınıyor ve bunu önlemek için elinden geleni yapıyor. Çünkü böyle bir durumda insanlar zehirin özünü çıkarmak için yılan avlıyor. Kral kobra zehri ölümlere sebep olabilecek ciddi bir zehirdir. Bulanık görme, vertigo, sersemlik, uyku hali, baş dönmesi ve geç kalınmış durumlarda ölüme sebep olan bu zehir dünya çapında büyük bir piyasaya sahip. Ayrıca litresi 40 bin dolar olan kral kobra zehri bazı ağrıların tedavisinde veya afrodizyak olarak da kullanılıyor.